Merhaba, ben Serkan Er, Ünye Orsa Alkoder Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesiyim. Dünkü paylaşılan videoda bir tane uyuzlu candan görüntüler alınmıştı. Evet, doğru diyorlar. Şu anda palet yok. Palet olmamasının sebebi ahşap paletlerde hayvanlar yapmış olduğu dışkılar hijyenik olmuyor. Palet emdiği için idrarı hem koku hem de mikrop yuvası olduğu için plastik palet siparişi verilmiş zaten buraya, bu alan için. Plastik paletler gelecek ve yetkililerden bunun sözünü de aldık. Ocağın da o şekilde bitkin düşmesinin sebebi tedavinin başlamış olmasından ötürü olan bir şey. Herkes hasta olabiliyor. Kimi hastalar tabii ki kurtulamayabiliyor hastalıktan, ölebiliyor. Her canlı için bu geçerli olan bir şey. Bilinçli bir ihmalkarlık söz konusu değil yani bu konuda. Dediğimiz gibi dünkü yaşanan olayların aslında bir gerçeklik payı yoktur. Hilmi Bey'le de sürekli zaten irtibat halindeyiz. Aslında çalışmalar güzel ilerliyor. Pat diye hiçbir şey olmuyor. Biz de geliyoruz, hem Ünye'de olsun hem burada olsun çalışmaları yani çalışma yapıldığını görüyoruz. Devamını da diliyoruz inşallah. Ben yerel hayvanlık koruma görevlisi Bilge Almak. Biz elimizden geldiğince gönüllü olarak yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Hilmi Bey de sözünü verdi. Artık acil vakalarımızda yardımcı olacağını ve Samsun'daki hastaneye götürebileceğimiz için sözleşme imzalamışlar. Şu anki durum evet tam hani iç acı değil ama yavaş yavaş ilerleyecek. Hep birlikte yapacağız. Gönüllüler, hayvanseverler ve belediye ile işbirliği içerisinde yapacağız artık bundan sonra. Merhaba, grup üyesi Burcu Çalış. Biz hep birlikte şu an buradayız ve Hilmi Bey'den güzel aldığımız sözlerle birlikte ilerleme çabasındayız. Ama birlik beraberlik de olacak işler bunlar. Kimse kimseyi kötüleyerek bir yere varamaz ve biz bunların çalışmalarını da sürdürüyoruz hep birlikte. Ekip arkadaşlarımla birlikte, gönüllü arkadaşlarla ve Hilmi Bey'in belediye çalışanlarıyla birlikte. Şu hani yapılanları evet biz de doğru bulmuyoruz ama hiçbir şey arkadaşlarımın dediği gibi pat diye olmuyor. Hep birlikte sürdüreceğiz. Birlik beraberlik olarak kimse kimseyi kötüleyerek bir yerlere gelemez. Biz güzel şeyler olmasını istiyoruz ve Hilmi Güler'e bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte ilerlemesini rica ediyoruz. Ona da her şey için teşekkür ediyoruz. Biz Kızılkaya olayından sonra yetkililerle görüşmeleri yaptık Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Bizim beklemediğimiz, en azından benim beklemediğim kadar bize yardımcı oldular. Şöyle ki biz oradan yaralı köpekleri aldık. Ben onları belediyenin aracıyla birlikte, barınak aracıyla birlikte onları Giresun'a gönderdik. Normalde araçların il dışına çıkışları yasak. Ona rağmen gerekli imzalarla birlikte bize istediğimiz her an yardımcı oldular. En azından kendi şahsımla alakalı samimiyetlerine inanıyorum. Çünkü yapacağız dedikleri şeyleri çok kısa sürede yaptılar, protokol gibi. Barınakta da şu an iyileştirmeye gidiyor. Evet, içeride çok fazla hasta köpek var ve çoğu bulaşıcı zaten. Hilmi Bey'e de teşekkür ediyoruz. Umarım gerçekten samimiyetimizi kendi samimiyetinde boşa çıkarmaz ve daha güzel şeyler olur. Ordu Barınağı örnek bir barınak olur.